Aslında 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerini partimizin hem kuruluş hem il başkanları hem parti meclisi toplantıları yaparak gerçekleştirmek, bu dönemi böylece gerçekleştirmek istiyorduk. Ama maalesef bunu yapamadık. Yapamamanın nedeni biz değiliz aslında. Koşulların dayattığı bir tablo. Dolayısıyla sizlerle ikinci kez Zoom üzerinden bir toplantı yapıyoruz. Parti meclisi üyelerimizle de Zoom üzerinden bir toplantı yaptık. 23 Nisan dolayısıyla müzik, beste ve resim yapan çocuklarımız ve erişkinler için de düzenlediğimiz tören yine Zoom üzerinden oldu. Onlara ödüllerini de Zoom üzerinden takdim ettik. Tabii sonradan bu ödüller postayla kendilerine gönderilecek. Sizden istediğim ne? Bakın değerli arkadaşlarım. İktidara gidiyoruz. Bir sefer iktidara giderken bütün arkadaşlarımın, il başkanı arkadaşlarımın bu heyecanı kendi yüreklerinde hissetmeleri lazım. Ve bütün arkadaşlarımın, il başkanı, ilçe başkanı, bütün arkadaşlarımın, evet biz iktidara gidiyoruz. İktidara yürüyen bir il başkanı sorumluluğu içinde çalışması gerekiyor. İktidara yürüyen bir il başkanı sorumluluğu içinde çalışması gerekiyor. Peki bu çalışma ne olmalı? Birincisi şu, bizim partimizin üyesinin olmadığı yerlerde, bu bir ilçenin bir mahallesi olabilir, ilin mahallesi olabilir, bir köy olabilir veya bir belde olabilir. Eğer buralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi yoksa, birinci göreviniz buralardan bir üyeyi, 5 üyeyi, 10 üyeyi, 50 üyeyi partiye üye kaydetmektir. Bu yapıldığı takdirde bir sonuç alabiliriz. Bizim son yerel seçimlerde az oyla seçimi kaybettiğimiz yerler var. Az oyla seçimi kaybettiğimiz. Bunların üzerine yoğunlaşmamız lazım. Madem ki az oyla kaybettik, demek ki orada ciddi bir tabanımız oluştu. Dolayısıyla o tabanı diri tutmak lazım ve oralara biraz ağırlık vermek lazım. O ağırlık verdiğimiz takdirde onları, o bölgeyi, beldeyi, ili, ilçeyi neyse önümüzdeki seçimlerde daha rahat kazanabileceğimiz yerler olarak görüyoruz. Yani bizim kazanma potansiyelimizin en yüksek olduğu iller bunlar, ilçeler bunlar. O çerçevede bakmak lazım. İl başkanlarımızın bunu da görmesi lazım. Kendilerine karne gibi bir şey çıkaracak. Her il başkanı bir karne çıkaracak. Yani şu ilçede biz kıl payı oyu seçimi kaybettik, buraya ağırlık verilecek. Şunu şöyle yaptık, işte şu ilçelerde, şu mahallelerde, şu köylerde bizim hiç üyemiz yok. O tablo önünde olacak, liste halinde. Üye kaydettiği zaman üstünü çizecek. Hangi ilçe kaldı, onların üzerinde duracak. Her il başkanı için bir performans kriteri belirleyeceğiz. Her il başkanının bir karnesi olacak. Örgütlerden sorumlu il başkanımız bu performans kriterlerini belirleyecek. Dolayısıyla bu kriterlere hangi il başkanımızın uyup uymadığını, hangi il başkanımızın çalışıp çalışmadığını hepsini alacağız, koyacağız bir tarafa. Her il başkanı oturacak. Madem ki iktidar istiyoruz, iktidar tek başına bir kişinin çalışmasıyla olmuyor ki. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Söylem birliği, güç birliği, eylem birliği yapmak zorundayız. Eğer bunları yapabilirsek başarılı oluruz. Dolayısıyla performans kriterleri olacak. Size performans kriterlerini önceden göndereceğiz. Yani nedir bunlar? Gizli kapaklı bir şey mi? Hayır. Size önceden göndereceğiz. Her il başkanı da bilecek ki bu performansa ben uyuyor muyum, uymuyor muyum? Çalıştım mı, çalışmadım mı? Ürettim mi, üretmedim mi? Yeni üyeler kazandırdım mı, kazandırmadım mı? Bunlara bakılacak. Bu çerçevede yol haritası çizmiş olacağız. İl başkanının görevi zor işleri başarmaktır. Zor işleri başarmayacaksanız arkadaşlar il başkanı olmanın bir mantığı yok ki. Zor işleri başaracağız. O zaman iktidar olabiliriz. İktidar olmak için hepimizin ortak mücadele vermesi lazım. Bir başka önemli konu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde bazı beyannameler çok önemlidir. Bunlardan birisi ilk hedefler beyannamesidir. Anayasa Mahkemesi'nden bahseder. Yargının bağımsızlığından bahseder. İlk hedefler beyannamesi daha sonra belli dönemlerde yasal olarak pek çok şey yapılarak yürürlüğe girmiştir.
Yani CHP'nin veya CHP'nin olmadığı dönemlerde demokratikleşme süreci içinde ilk hedefler beyannamesinin pek çok maddesi hayat bulmuştur. Biz son kurultayımızda 2. yüzyıla çağrı beyannamesi yayınladık. Şu beyannameyi her il başkanı, her ilçe başkanı, her milletvekili, her parti meclisi üyesi cebinde taşıyacak. Bir tane muhtara verecek. Kanaat önderine verecek. Toplumu rahatlatacak. Umut vaat eden, gelecek vaat eden düzenlemeler var burada. Ve bu anlatılacak. Sizden isteğim, bunu anlatmak için biz genel merkez olarak bir hazırlık yapıyoruz. Bu konuyu anlatmak için bir grup gerekirse akademisyen, bir grup milletvekili, bir grup parti meclisi üyemiz, gerekirse MYK üyelerimiz gelecekler. Önce örgütlere, 2. yüzyıla çağrı beyannamesini alt kırılımlar da dahil olmak üzere anlatacaklar. Sonra bunları siz gittiğiniz her yerde bir şekliyle 2. yüzyıla çağrı beyannamemizi anlatacaksınız. Bunu sizden istiyoruz. Çünkü bu bizim tarihimizde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir belgedir. Gelecekte Türkiye'nin çağdaş anlamda demokratikleşme standartlarını yakalaması için öngörülen hedefleri belirliyor. Bu tabii demokrasi, aynı zamanda büyüme, aynı zamanda siyasetin saygınlık kazanması, bütün düzenlemeler 3 aşağı 5 yukarı bunun içinde yer alıyor.